Merhabalar sevgili hukukçu arkadaşlarım. Aile hukukunda en son boşanma davasının bağlı olduğu özel ve genel sebeplerden bahsetmiştik. Ve şimdi boşanma kararı ve boşanma kararının sonuçlarından bahsedeceğiz. Boşanma davası açmak ve kendini savunmak için sınırlı ehliyetsiz olmak yeterlidir. Yani burada ehliyet şartı olarak münhasıran şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olması hasebiyle boşanma davası açabilmek için arkadaşlar sınırlı ehliyetsiz olmak yeterlidir, ama tam ehliyetsizler için buna yasal temsilcisi ancak yetkili oluyor. Hakim boşanma davasında dayandığı olguların varlığından vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz. Tekrar söylüyoruz. Hakim boşanma davasının dayandığı olguların varlığına kendisi bizatihi vicdanen kanaat getirmezse bunları ispatlanmış sayamıyor. Böyle bir durum var. Tarafların bu olgular için her türlü ikrarı hakimleri bağlamaz. Aynı zamanda boşanma davalarında ikrar hakimleri bağlamıyor. Bu boşanma davasının üzerine kurulu olgular için hakkında yapılan ikrarlar. Boşanma davası açılmasıyla hemen evlilik sona ermez. Öncelikle boşanma sürecinde de evlilik devam eder. Ancak eşlerin ayrı yaşama hakkı doğar. Yani boşanma davasının açılmasıyla birlikte, dava bilgisinin verilmesi boşanma davasının açılmasıyla birlikte hemen evlilik sona ermiyor. Ama eşlerin birbirinden ayrı yaşama hakları doğuyor. Yoksa evlilik devam ediyor bu boşanma davasının sürecinde de. Boşanma davası açılınca hakim gerekli tedbirleri alır. Boşanmanın eşler yönünden sonuçları, eşler evlilikle kazandıkları kişisel durumları korurlar. Bunlar 3 tanedir. Erginlik, kayınsımlığı ve vatandaşlık. Eğer evlilik sırasında kadının aldığı soyadı boşanmadan sonra da devam ettirmesi gerekiyorsa ve bunun kocaya zararı yoksa, istem üzerine hakim kararıyla evlilik soyadını taşımaya devam edebilecektir karısı. Mesela örnek vermek gerekirse bu soy isimle bir marka tutturdu, bir marka haline geldi. Bu şekilde tanınmaya başladı. Artık buna ilişkin kendisinin bundan bir çıkar elde edeceği bir faydası varsa ve kocasının da bundan dolayı kocasının da uğrayacağı bir zararı yoksa, istem üzerine hakim kararı ile kadın evlilik soyadını taşımaya devam edebilecektir. Boşanma ile birbirlerine miraslıkları düşer. Elbette ki evlenmede iken birbirlerine vasiyetname gibi kazandırmalarda bulunmuşlarsa bunlar da boşanma ile sona erer. Burası da mühimdir. Miras hukukuna geldiğimizde daha üzerinde dururuz buranın, ama boşanma ile dedik ki miraslıklar nasılsa boşanma kararı ile birlikte miraslıkları düşüyorsa, evlenme sürecindeyken, hazır birbirleriyle evliyken ve boşanma davası açılmamışken birbirlerine vasiyetname gibi kazandırmalarda bulunmuş olmaları halinde, ölüme bağlı tasarruflarda bulunmuş olmaları halinde bu ölüme bağlı tasarruflarda boşanma ile sona erecektir arkadaşlar. Aksi belirtilmemişse, lakin aksi tasarruf hükmü varsa bu uygulanmaz. Boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölürse evlilik ölümle son bulur. Miras hakkı da devam edecektir. Lakin boşanma sırasında ölen eşin yasal mirasçıları bu davaya devam edebilir. Lakin dava artık konusu kalmadığından bir boşanma davası değil, sağ kalan eşin kusurluğu için bir tespit davası haline gelecektir sadece. Eğer sağ kalan eş ölenden daha ağır kusurlu ise mirasçılığı düşer, tasarrufları da düşer. Bakınız burada ne var? Boşanma davası devam ederken, boşanma davası açılmamışken değil. Yani eşlerden birisi ölmüş, öldükten sonra boşanma davası açmaktan bahsetmiyoruz. Eşlerden birisi davayı açmış, boşanma davası ve veya davalı olmuş fark etmez, ama sonuçta bir boşanma davası açılmış ve boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölüyor. Bu kere evlilik ölümle son buluyor. Doğru, miras hakkı da devam edecektir. Lakin boşanma sırasında ölen eşin yasal mirasçıları bu davaya devam edebilirler. Ama bu bir boşanma davası olmaktan çıkacak, çünkü konusu kalmıyor boşanma davasının. Bir boşanma davası değil, sadece sağ kalan eşin kusurluluğu için bir tespit davası haline gelecek. Eğer sağ kalan eş ölenden daha ağır kusurlu olduğu tespit edilirse bu davanın devamı halinde artık bu şekilde mirasçılığı düşecek ve buna ilişkin ölüme bağlı tasarrufları da düşecektir. Boşanmanın çocuklar yönünden sonuçları. Bu noktada da ilk aklımıza gelen elbette ki velayet, sonra çocukla kişisel ilişki ve iştirak nafakası. Velayet anneye verilir boşanma ile, genelde böyledir daha doğrusu. Burada kime verileceği noktasında kusurun önemi yoktur. Çocuğa kim bakabilecek ise ona bırakılır velayet. Öncelikle anneye verilmesi ama genelde karşımıza çıkıyor demişiz. Çocukla kişisel ilişki kurma. Velayet verilmeyen tarafın çocukla nasıl ilişki kurulacağı belirleniyor. Çocukla kişisel ilişki kuracak taraf elbette velayet kendisine verilmeyen taraf. Buna ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Yine velayet verilmeyen tarafın kan hısımlarına da talep halinde bu hak veriliyor. Bir de iştirak nafakası var. Bundan sonra bahsedeceğiz. Boşanmanın mali sonuçlarına gelelim. Şimdi kişisel sonuçlarından bahsettik. Bir de boşanmanın mali sonuçlarından bahsetmemiz gerekecek. Boşanma sonucunda eşler birbirinden maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteyebilecek. Bu üçünü teker teker göreceğiz. İlk önce boşanma sonucunda istenen maddi tazminat. Bunun belli başlı şartları var.
boşanma sonrasında maddi tazminat isteminin şartları olarak ilki, maddi tazminat isteyen eşin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz veya diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması gerekir. Biliyorsunuz maddi tazminat dağı, sonuçta tazminat dağları hep kusura dayanan dağlardır. Bu kapsamda boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, olgularda neyse, boşanma davasının üzerine kurulu olduğu olgularda, boşanma davası sonucunda boşanmaya karar verilen olaylarda kim, hangi eş daha kusursuz ise veya direkt kusursuz ise o maddi tazminat isteyebilecektir. Yoksa daha kusurlu olan taraf maddi tazminat isteyemez. Kendisine maddi tazminat isteyen eş kusurlu olmalı. İstenen eş bu noktada kendisine maddi tazminat isteyen eş kusurlu olmalı. Boşanma, yani kusurlu da bir şart elbette tazminat davası olmasa sebebiyle. Üçüncü olarak, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerin zarar görmesi gerekir. Yani evliliğin devam edeceği düşüncesiyle yapılan masraflar, evlilik nedeniyle daha iyi bir işi reddetmek gibi durumlar, bunun gibi boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerin zarar görmesi de gerekiyor. İşte burada örnek verdiğimiz gibi, sırf evlilik nedeniyle, evlilik birliği içerisinde eşi istemediği için çok çok iyi bir işi reddetmek gibi, bunun gibi bazı beklenen menfaatlerin zarar görmesi ya da mevcut menfaatler, mesela evliliğin devam edeceği düşüncesi yapılan masraflar gibi, bunlar mevcut zararlar neyse, bu tür mevcut veya beklenen menfaatlerin zarar görmesi halinde aynı zamanda boşanma sonucunda daha az kusurlu veya kusursuz eşin maddi tazminat istemesi için bir şart olarak karşımıza çıkmakta. Pekala, manevi tazminata gelelim şimdi. Boşanma sonucunda istenecek manevi tazminatın hangi şartları var? Manevi tazminat istenen tarafın elbette kusurlu olması lazım. Yine tazminat davası olması hasebiyle kusura dayanan bir dava. Boşanma nedeniyle kişinin, daha doğrusu boşanmaya sebep olan nedenlerle kişinin kişilik hakları zedelenmiş olmalı. Manevi tazminatın zaten ana kaynağı buradan kaynaklandığı için bu şartı da alınıyoruz. Çok rahat bir şekilde manevi tazminat isteyen taraf kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir. Aynen maddi tazminatta olduğu gibi. Son olarak mali sonuç, boşanmanın mali sonucu ise yoksulluk nafakası ve yoksulluk nafakasını istemenin de belli başlı şartları var. İşte boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla, bakın yine aynı maddi ve manevi tazminatta olduğu gibi, kusurlu olabilir isteyecek taraf ama kusuru daha ağır olmamak şartıyla, ama karşı tarafın kusurlu olmasına gerek kalmadan bu sefer. Bakın, maddi ve manevi tazminat davalarında arkadaşlar, daha doğrusu maddi ve manevi tazminat istemelerinde, boşanma sonucunda maddi ve manevi tazminat istemlerinde mutlaka ve mutlaka karşı tarafın kusurlu olması gerekiyordu. Çünkü kusura dayanan bir istem, çünkü tazminat her halükarda. Oysa yoksulluk nafakası isteyebilmek için her iki tarafta kusursuz olsun diyelim, problem yok. Maddi ve manevi tazminat isteyemez belki ama yoksulluk nafakası isteyebilir. Çünkü yoksulluk nafakası kusura dayanan bir hal değil arkadaşlar. Yoksulluk nafakası böyle kusura dayanan bir istem değil. Karşı tarafın kusur olmasına gerek kalmadan geçimi için karşı taraftan mali gücü çerçevesinde süresiz olarak nafaka isteyebilmekte arkadaşlar. Tabii bu yoksulluk nafakasında özellikle süresizliğin kalkması durumları var. Bunlar hakimli sarılık sınavlarda, daha önceki sınavlarda çıkmıştı. Ben de tam onu söyleyecektim ki aşağıda olduğunu gördüm. Tekrardan bakarız şimdi. Not: manevi tazminat mutlaka bir kere de peşin ödeme ile olur. Yoksulluk nafakası ve maddi tazminat ise irat şeklinde ödenir. Maddi ve manevi tazminatta da gibi oluyor genelde. Maddilere manevi gibi oluyor genelde. Yani direkt bir defada peşin olarak ödeme karşılığında oluyor maddi ve manevi tazminat sistemlerinde, ama yoksulluk nafakası irat şeklinde ödeniyor. Yoksulluk nafakası süresizliği ne zaman kalkar? Yani evet, yoksulluk nafakası süresiz olarak ödenir dedik ama belli başlı durumların ortaya çıkması halinde yoksulluk nafakası sona ermekte. İlki, yoksulluk nafakası o eşin evlenmesi veya ölmesiyle kendiliğinden kalkar, kendiliğinden kaldırılır. Bu kendiliğinden yoksulluk nafakasının sona ermesi halidir. Bakınız, evlenmek, yani kendisine yoksulluk nafakası, boşanma davası sonucunda kendisine yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilen eşin evlenmesi halinde veya ölmesi halinde elbette bu yoksulluk nafakası kendiliğinden sona erdirecektir. Ama alacaklının, yani daha doğrusu yoksulluk nafakası, kendisine yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilen eşin fiilen evliymiş gibi yaşaması, haysiyetsiz yaşam sürmesi ya da yoksulluğunun ortadan kalkması ile bu sefer kendiliğinden değil, hakim kararıyla yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilebilir. Bakın, bu üç durum çok mühim. Evlenme ve ölme haline kendiliğinden kalksa da fiilen evliymiş gibi yaşama, bunları ispat etmek gerekiyor elbette haliyle. Fiilen evliymiş gibi yaşaması ya da haysiyetsiz yaşam sürmesi ya da yoksulluğunun ortadan kalkması hallerinin vuku bulması hallerinde kendiliğinden değil, bu kere hakim kararıyla yoksulluk nafakası kaldırılabilecektir. Süresizliğinin ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor bu.
Maddi manevi tazminat davaları ve yoksulluk nafakası isteme boşanma davasıyla birlikte de olabilir. Ayrı bir dava açma yoluyla da olabilir. Not önemli. Boşanma sonucu doğan dava hakları boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl geçmekte zaman aşımına uğrar. Diyelim ki bundan sonra maddi veya manevi tazminat isteminde bulunacaksınız. Boşanma sonucu doğan bu maddi manevi tazminat davası açma haklarının boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl geçmekte zaman aşımına uğraması ve burada 1 yıllık bir sürenin olduğunu İyi bilelim arkadaşlar. Böylelikle boşanma ve boşanmanın sonuçlarını görmüş olduk. Yoksulluk nafakasının hangi hallere son vereceği demiştim. Hakimimiz arı sonlarında çok daha önceki yıllarda hep sorulmuş bir sınav sorusuydu. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Sınavlarımızda yine de elbette çok fazla karşımıza çıkıyor. Maddi manevi tazminatlarda karşı tarafın kusurlu olması şart olmasına rağmen yoksulluk nafakası isteyebilmek için karşı tarafın kusurlu olmasına gerek olmadığına azami dikkat gösterelim. Somut olaylarda çok kafamızı karıştırabilecek bir durum. Bunun gibi manevi tazminat isteme, maddi tazminat isteme bunları şartlarından bahsettik. Daha sonra iştirak nafakasından bahsedeceğiz ama çocukla kişisel ilişki kurma, velayet bunlar hangi durumlara göre verilecek? İşte velayete velayet verilen kişinin kusuruna bakılmıyor. Daha çok çocuğa bakımına ilişkin, çocuğun yararı gözetilerek velayet veriliyor. Bunlardan bahsettik. Boşanma davasında ikrarın herhangi bir sonuç doğurmayacağından, boşanma sonucunda daha önceden yapılmış ölme bağlı tasarrufların sona ereceğinden, boşanma davası açılmış ama birisinin ölümüyle yerde kalmışsa sonradan mirasçıların bundan devam ettirilip bunun tespit davasına dönüşeceği ve daha kusurlu olduğunu ispatı halinde mirasçının son bulacağından ve yine daha önceki ölme bağlı tasarruflarında sona ereceğine vesaire bahsetmiş olduk. Genel şartları, genel bir çerçeve dahilinde. Böylelikle bu videoyu burada bitirelim çünkü gelecek videoda mal rejimlerine geçeceğiz. Bu video bu kadar olsun ki gelecek her bir video belli bir konu başlığı altına gitsin. Gelecek videoda mal rejimleri konusuyla kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.